İyi günler dostlar. Son haberlere bakalım. Öncelikle önemli bir gelişmeyi aktıralım. Geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız haberde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Türkiye'ye gelerek Sağ Expo Savunma Sanayi Fuarı'nı gezdiğini ve burada Türkiye'ye Eurofighter savaş uçakları satma teklifini olumlu değerlendirecektir açıklamasını aktarmıştık. Önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin Eurofighter satın alması halinde uçağın kaynak kodlarının paylaşılacağı da resmi olarak duyuruluyor. Bununla ilgili Cihat Tiyacı'nın kurumu TürkTex şu değerlendirmeyi yapıyor. Böylece Türkiye Eurofighter savaş uçaklarına yerli mühimmat entegre edebilecek açıklaması yapılmış. Bilindiği gibi özellikle ülkemiz kaynak kodunun paylaşılmaması sebebiyle bu uçakları satın almaya yaklaşmıyordu. Sonunda yıllar sonra İngilizler geri adım atmış oldu ve kaynak kodları da dahil olmak üzere Uçağın satışına onay vereceklerini duyurdular. Günün belki de en önemli gelişmesini bu şekilde aktarmış olduk. Çoğu uzmana göre hava üstünü Yunanistan'a geçti şeklinde değerlendiriliyordu. Dolayısıyla bu uçakların satın alınma ihtimali oldukça önemli. Yine bunun dışında Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin Çimkent Fari Başkonsolosunun açılış törenine katılarak konuşma yaptığı haberi paylaşılıyor. Bilmeyenler için Çimkent yani Kazakistan'dan bahsediyoruz. Buradan çok sayıda görüntü paylaşılmış. Artık tüm gözler dostlar 10 ila 11 Kasım tarihleri arasında Türk Devletleri Teşkilatı'nın Özbekistan Semerkant zirvesinde olacak. Çavuşoğlu da Çimkent'ten Semerkant'a uçuş gerçekleştirecek. Yine bunun dışında Umman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamad El Busaidi, Amerika ziyareti kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir araya geldi. Ülkemizde 10 adet A400M vardı. Bunlardan iki tanesi Ukrayna'da mahsur kalmış durumda. En kötü ihtimalle uçaklara bir şey olması durumunda Türkiye'nin elinde 8 tane kalacak. Almanya ise bugün itibariyle 40. A400M askeri nakliye uçağı teslimatına hazır olduğunu duyurdu. Almanya dostlar bunları sipariş etmişti. 40. da Almanya'ya teslim edecek. Bilindiği gibi ordusu sık sık eleştirilen hatta modern bir ordusu olmadığı düşünülen Almanya an itibariyle 40. A400M alıyor. Dolayısıyla bizim gibi güçlü bir orduda bu kadar bölgede aktif olan bir orduda 10 veya 8 tane A400M uçağının olması da tabii ki de sorun. Yine bunun dışında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov da Suriye konulu Astana görüşmelerinin 22 ila 23 Kasım tarihlerine yapılacağını duyurdu. Görüşmelere Türkiye, İran ve Rusya dışında dostlar Ürdün, Irak ve Lübnan'da gözlemci olarak katılacak. Şu ana kadar hiçbir sonuç çıkmadı bu görüşmelerden. Zaten Rusya ile İran tarafından verilen sözlerin hiçbir tutulmadı. Dolayısıyla yeni bir gelişme de beklemiyoruz. Bugün dostlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir kez daha saldırıya uğradıklarını duyurdu. Ermenistan ateşkesi bozmuş durumda. Oysa ki dün dostlar Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Amerika'da görüşmüş yüzler görmüştü fakat ermeniler akıllanmıyor bir kez daha ateşkesin bozulduğunu görmekteyiz Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından dostlar yeni bir görüntü paylaşılıyor yapılan açıklama şu şekilde Doğu Filo Komutanlığı tarafından temsil edilen Suudi Arabistan donanmasının Amerikalı mevkidaşlarıyla Karma ikili deniz tatbikatı yani Defender Navy 22 tamamladığı duyuruldu Suudi Arabistan şu açıklamayı yapıyor. Tatbikata katılan kuvvetler gerçek mühimmatla ateş etti. Yerleşim alanlarında savaştı. Her türlü deniz mayınlarıyla mücadele etmek dahil olmak üzere çeşitli varsayımları test ettiler açıklaması yapılmış. Yine Suudi Arabistan'da ordudaki askerler için Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesine yönelik 9. Uluslararası Yarışma Faaliyetleri kapsamında Ulu Cami ve Mescid-i Nebebi İşleri Genel Başkanı Şey Doktor Abdurrahman E. Sudanis İstanbul'daki yarışma merkezini ziyaret etti. Mekke-i Mükerreme'de Krallığın Allah'ın kitabıyla çalışmaları ve korunması başlıklı bir konferansın verileceği de not düşünmüş. Bu haberi de bu şekilde aktarmış olduk. Netanyahu'nun ilk temasını görmektesiniz. Netanyahu özellikle Türk düşmanlığıyla bilinen bir isim zaten. İsrail'in bir sonraki başbakanı olacak Benjamin Netanyahu, Sözde Güney Kıbrıs Rum yönetimi Sözde Cumhurbaşkanı Nikos Anastadiyas'la bir araya geliyor. Bu kendisinin görüştüğü ilk yabancı lider oluyor. Bu notu da düşelim. Diğer haber Rusya ile Belarus arasında askeri tatbikatlara başlandı duyuruldu. Bu haberde rutin olmuş haberlerden bir tanesi zaten iki ülke birlik devleti ve sürekli askeri tatbikatlar yapıyorlar. Son aylarda Belarus'tan Rusya'ya yapılan tren sevkiyatları dikkat çekiyor. Tatbikata ilişkin görüntüyü görmektesiniz dostlar. Diğer haberlere bakalım. Diğer haber dostlar Yunanistan'da onursal genelkurmay başkanı Frangos konuşuyor. Türkler bu yüzden düğmeye basmıyor. 3 nokta başlığı atılmış. Kendisi dostlar Türk tehditlerine karşı hazırız açıklamasını yapıyor. Türk tehditleriyle yüzleşmeye hazır olduğumuzu söylüyorum. Türkler bunu biliyor. Bu yüzden düğmeye basmıyorlar. Frangos, Türklerin Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve NATO denilen sistemi çıldırttığını ve dolayısıyla bunun Yunanistan'ın lehine olduğunu söylüyor. Kendisi yaptığı açıklamada işler başladığında herkesin sizi desteklemek için koşmayacağını biliyoruz. Yalnız olacağız ama güçlü ittifaklar ve her geçen gün seviyesini yükselten güçlü bir orduyla karşı karşıya olacağız. Kendisinin açıklaması bu şekilde dostlar. Bunun dışındaki haberleri aktıralım. Kazakistan'a dostlar dün de haberini yapmıştık. Hazar Denizi kıyısında bugün de yüzden fazla ölü fok bulundu. Dün bilindiği gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Kazakistan'ın Mangusta bölgesinde Hazar Denizi kıyısında bir an önce soruşturma yapılması gerektiğinden bahsedilmişti. Su seviyesinin azaldığı haberleri de aktarılıyor. Geçen gün sizlere Türk Devletleri Teşkilatı'nın yayınladığı bildirgede bir hata olduğunu Serdar Berdi Muhammedov yani Türkmenistan Devlet Başkanı'nın yerine Kurban Kulu Berdi Muhammedov yani babası bir önceki devlet başkanının fotoğrafının konulduğunu söylemiştik. Fakat dostlar bunun yanlışlık olmadığını gerçekten de Cumhurbaşkanı yerine kurban kulu Berdi Muhammedov'un Semerkant'taki Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılacağı duyuruldu. Bu şekilde haber aktarılıyor. Bir diğer haber Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Ukrayna işgaline yönelik yeni bir görüntü paylaşırken açıklama şu şekilde. Rusya'nın merkez askeri bölgesinin Tospira yani ağır alev makinesinin savaşta nasıl kullanıldığına dair yeni görüntüler paylaşılmış. Ukrayna ordusunda dostlar saklanan düşmana yanan darbeleri indiriyoruz açıklaması yapılmış. Alev makinesinin kullanım özelliklerinden bahsederken yanıcı mermiler fırlattığı da not düşünmüş. Hedeflere vurduktan sonra toz ekiplerinin atış pozisyon alanını gizlice terk etmek için yerleşik termal duman kullandığı da not düşülüyor. İlginç görüntüleri görmektesiniz. Rusya-Ukrayna savaşının artık her gün son durumu aktarmıyoruz. Çünkü Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı zaten her gün şu kadar vurduk, şunu vurduk şeklinde açıklama dışında önemli bir bilgi paylaşmıyor. Diğer haber dostlar Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Ordu Generali Sergey Shoigu dün sözde Ukrayna'daki özel askeri operasyonu kısaca işgal sırasında görevlerini yerine getiren Rus birliklerinin yani ortak grubun kuvvet komuta merkezini denetliyor. Komuta merkezinde ordu generali Sergey Shoigu, Rus kuvvetleri ortak grubu komutanı, kendisi Surovokin beraber mevcut operasyonel durum, düşmanın eylemleri ve diğer çeşitli konuları değerlendiriyor. Böylelikle biz de videomuzun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.